Selamun Aleyküm. Axşamınız xeyir. Əziz mübarisi bənlər. Ümidvaram ki, yaxşısınız. Dostlar yığılsın. Birazdan Mustafa Gürbüz, qazetəci Mustafa Gürbüz qardaşımız da canlı yayına qoşulacaq. Demək belə başlayayım. Hardasa bir saat bundan qabaq canlı yayın açdım. Canlı yayında Mübariz bəyin dırnaq arası, uşaqlıq dostu, sinif yoldaşı Vüqar Hüseynli haqqında dedim ki, belə bir xəbərlər gəzir. Hər yanda mənim adımı etiketləyirlər. Sabir Cabirzadə doğru mu? Soruşurlar. Buna bir cavab ver. Açıqlama ver. Çıxa açıqlama ver. Çünki bu söz olaraq 6 ayda gəzir. 6 ayda hamıdan bir-birinə keçir. Hamıdan ondan buna, bundan ona. Bəzi Mübariz bəyə yaxın adamlar və İstanbulda yaşayanlar bizlər bunu bilirdik, eşidirdik. Təqribən sonra Mustafa Gürbüz abimiz səhifəsində bir yazı yazdı ki, yəni xoş niyyətlə. Mən də ona cavab olaraq yazdım ki, biz xoş niyyətli insanlarız, amma konu Mübariz bəy isə burada xoş niyyətdən söhbət gedə bilməz. Heç vaxt. Hətta Mübariz bəyin can bir, qan bir yaxını belə olsa qabağında bizi görər. Qabağında bizi görər. Mustafa abi ilə konuşduq. Konuşduq dedi, Sabir sən istərsən bir Fatih bəyi ara. Hemen Fatih bəyi aradım və Fatih bəydən soruşdum. Fatih bəy, Mübariz bəyin uşaqlıq dostu, Mübariz bəyin sinif yoldaşı, Vüqar Hüseynli, Mübariz bəy əleyhinə ifadə veribmi? Eynən Fatih bəyin dediyi sözü deyirəm, Mübariz bəyin avukatının. Bəli, verib dedi. İçəriyi nə dedim? Dedi, nə önəmi var ki, Mübariz bəyi satmış. Dostlar, söz verdiyim kimi, yəni bizim bağlı olduğumuz yer bir Allahdır. Mübariz bəyin avukatı, Mübariz bəyin vəkili, vəkilinin sözünü sizə çatdırıram. Artıq dəqiqləşdi. Mübariz bəyin uşaqlıq dostu, Mübariz bəyin sinif yoldaşı, 40 illik dostu Vüqar Hüseynli Mübariz bəy satıb. Mübariz bəyin əleyhinə ifadələr verib. Bunu bilmiş olasınız. Allaha şükür gözümüzün gördüyü heç nədən qorxmuruq. Sözümüz sözdə deyildi, biz kəfən geyinib çıxmışıq. Özdə bir şeydi. Allah dalında olan insan heç kimdən qorxmaz. Allah yanında olan insan heç kimdən qorxmaz. Və buyurun, kimin ürəyi nə paylaşım istəyirsə eləyə bilər. O Vüqar Hüseynli, o da sizin paylaşımlarınız. Ürəyiniz istəyən kimi paylaşımlar eləyə bilərsiniz. Yəni, biləsiniz. Vüqar Hüseynli, Mübariz bəyin uşaqlıq dostu Vüqar Hüseynli, Mübariz bəyin əleyhinə ifadələr verib və xəyanət edib. Dostuna xəyanət edib. 40 illik dostuna xəyanət edib. Bunu bilmiş olasınız. İndi mən Mustafa Gürbüz abimizi də, ya baxın, bayaq ki canlı yayında birdən kiminsə, yəni ola bilər də düşünə bilər ki, niyə bayaq ki canlı yayın nə idi? Bayaq ki canlı yayın hər insana, hətta edam kürsüsündə olan insana sonuncu arzusu sorulur. Ya sənə sonuncu arzun nədir? Biri su istəyir, biri yoldaşından danışmaq istəyir, biri uşağını qucaqlamaq istəyir. Bizim bayaq ki elədiyimiz iş o idi ki, əgər ola bilər son andı, yəni sən insansa, haqq tanıdıq, bir şey varsa, əgər doğrudan da yanlış anlaşılma varsa, çıx bir sözü bedenən. Heç ona gərək də qalmadı. Ona gərək də qalmadı, ona görə gərək qalmadı ki, Mübariz bəyin avukatı, yəni sözcüsü, Mübariz bəyin işlərini aparan avukat eynən bunu dedi ki, yəni nə əlaqası var ki, Mübariz bəyi satmış. Vüqar Hüseynli Mübariz bəyin əleyhinə ifadə verib. Uşaqlıq dostu. Bunu bilmiş olun. İndi Mustafa abimizi canlı yayına bağlamaq istəyirəm. Mustafa abimizlə bərabər. Mustafa abi, izləyorsan bir salam yazsan güzel olurdu. Canlı yayında sizi de alırdık. Dostlar, bilirəm. Sizler de o atalar məsələ var. At izi, it izinə qarışıb. Həmin məqamda, həmin yerdir. Təhmir az. Eyvallah. Çox şey eləmə, etikadan kənara çıxma, Təmir az. O yazdığın iki dənə yaxşıdır, o etikadan kənara mənim qardaşımsan. Bir dəqiqə Mustafa bəy də canlı yayını alaq.
İrade Hanım yazır ki onun derdi neymiş yani? Ya dünyada dert bir tane olur. O da yani şey, pul, güç. Gaflette olanların derdi İrade ablam ne olur ki? Gaflette olanların derdi puldu, gücü de. Ağır olsun buradan. Bu kişinin 6 ayda müdafiyesini aparan Sabir Zabirzade ve Mahir Beşirov adına ve mübarizler adına ağır olsun. Ayıp olsun sana. Hayır, başka ne diyebilirim ki? Ağır olsun, ayıp olsun. Adam 40 illi dostum pula dövrete. Yani bildiğim kadarıyla Mübariz abi onun için her şey eleyip, her şey olup. Varı, dövleti, maşını, evi. Adam çok təəccüblənir böyle şeylerde. Valla hayatımızda çok şeyler görmüşük, çok şeyler yaşamışım. Ama o dost bildiklerimin acısı var. Allah Mübariz abiye kömək olsun. Allah Mübariz abinin can salama. Mübariz abi özde son günlerde böyle bir şey atıblar ortalığa. Mübariz oradan çıkmayacak. Bunu diyenler, Mübariz abi oradan çıkacak. Siz cemaatin beynine bu şeylerden kök atmayın. Siz cemaatin algılarıyla oynamayın. Siz burada manipülasyon eləməyin. Subliminal mesajlar yer etməyin. Allah'a şükür, psixologiyanı da Allah bize bir iki ilde oxutturur. Ne bileyim, müəyyən kişisel ətalətə aid olan elmləri de oxuyuruq, bilirik. Bu media və yaxud da ki o çorlu işləriniz var, çorlu magiya dilləri. Mübariz bəy çıxmayacaq, beyinlərə yer etmək istəyir sizi. Siz bunun enerjiyle de qabağına çıxan var, siz hünərlə de qabağına çıxan var, siz. Mən mediyası deyiləm, ama medyayla da qabağına çıxa bilmərsiz. Siz hansısa studiyalarda oturup bahalı kameraların qabağında danışırsınız. Mən bu elimdeki sınıq telefondan o kişini müdafiə eləyirəm. Onun da arkasında ordusu var, ordusu. Onun arkasında kardeşleri var. Onun kardeşleri var arkasında. O məhkəmə qutaran kimi hamı orada sökəy, dağıday eləyək. Bu təfəkkür işi, ağıl işi deyil. Söküb dağıdmayla deyil. Söküb dağıdmağın da yeri var. Her bir şeyin yeri var. Allah bizi utandırmasın. Uzandı mı 3 ay? Deme. Bak, Allah'ın burada bize verdiği şeyi düşünmeli. Niye 3 ay uzandı? Çünkü bak baba belensine şerefini satan insanlar ortalığa çıkmalıydı. Deme. Bu hala adalet öz yerini tapmamıştı. Adalet öz yerini tapmamıştı deme. Ha. Mustafa abim bilmem izdir yoksa yok. Mustafa abim buradan bir... Çünkü bayağı canlı yayında, canlı yayın cedegede Mustafa abim şerh yazıp, ben danışan vakti şerhleri okumuram çok vakti. Okuyanda fikrim yayınır. Okuyanda fikrim yayınır. Onun için sonradan Mustafa abinin sayfasında olanı gördüm. Danıştık. Sabir dedi, sen bir Fatih abiyle konuş dedi. Fatih abiyle konuş. Fatih abiyle konuştum. Ya Mübariz Bey'in bu dakika davasında her şeyi, bütün ince detaylar, ince sarı çizgiler ne varsa Fatih abiyle konuşmalıyız. Yani ailesi de bilebilir bu meseleleri ama avukat olarak her bir şeyin detayına kimi. Ben de Fatih abinin dediğine dayanarak buradan diyelim ki Vügar Hüseyin de Mübariz Bey'i satıp bunu hamınız bilesiniz. Yani çok yüzler çıkacak. Ben de öyle düşünürüm. Mahkeme ne zamana kaldı? Mahkeme 9 dekabra kaldı. 9 dekabra bunun son gayrı Mübariz'in kardeşleri ölmüyor. Mübariz'in kardeşleri Mübariz'in yanındadılar. Mübariz'in kardeşleri ağılla. Mübariz'in kardeşleri temkinle. Bayağı ki canlı yayında isteğim oydu ki, bak inanın Allah'a deyirəm. Dedim ki kaş yani Vüqar Hüseyin'de çıkıp danışaydı ve açıklama vereydi. Ve diğer diyorsa bu adamı bir nefer satmayıp. Ya o bizim bir söz var ya, çörəyinin duzu olmamak. Ya bu kişinin çörəyinin duzu olmayıp. Kime geldi yaxşılıq eləyip? Kim için geldi eləyip? Kapısının gidin herkes için yaxşılıq eləyip ama çörəyinin duzu olmayıp. Hamı bunu satıp, hamı bunun pulunu yiyip, hamı bunun puluna göre oturup durup bunlar. Yoxdur bir dənə bu adamın əsl dostu yok. Biz onun əsl dostları bizler eymişik. Biz onu kənardan görənlər eymiş. Onun əsl dostu bir dənə də yoxdur. Ne bileyim, Mahsum Qırmızıgül'ü. Bak buradan hamısına deyirəm. Açıq dememiştim yani deyirəm. Mahsum Qırmızıgül gəlir məhkəməyə yarım saat kalmış bir dənə post paylaşır.
Ne bileyim, dərinə gedəndə maraqlansan, görsən bəlkə geydiyi şalvara kimi mübariz bəy alıb. Çəkdirdiyi üçün olan hamısının altında sponsor Palmali, shopping Palmali, shipping. Ne bileyim, yaşadığı evinə kimi. Qalan hamısı, nə qədər o məclislərində olan adamlar, hamı çəkilib yanıb bir qara. Çünki hamısı qəflətin içindədirlər. Hamısı buna gediblər, buna. Hamısı buna gediblər. Sizlərsiz, Mübariz abinin dostları da sizlərsiz, qardaşları da sizlərsiz, bacıları da sizlərsiz. Amma Allah bu insanı o qədər çox istəyirmiş ki, Allah Taala bax, o insanı aşağı salmaq istədiyicə qalxacaq o insanı. Aşağı salmaq və onu Allahın köməkliyi ilə çıxardacaq. Buradan onun üzünə duran tanıqlar da bilsin. Günahları kimi qarabaqara dallarında olacaq, günahları kimi. Nəysə, çox şeyləri buradan danışmaq olmaz. Allah ona səbir versin, bu 3 ayı da səbirli olsun, 3 ayı da səbirli olsun. Allahın köməyi. Ya bu 3 ay zaten bak, bu şərəfsizlərin üzünün ortalığa çıxmaydı. Və yaxşı canlı yayınımda kimlərsə ola bilər, samniyə düşə bilər, nə bilim, fikirləri qarışa bilər. Sabir Allahın adamıdır, Allahın. Sabir Allahın adamıdır. Sabir heç kimin adamı deyil. Heç kimdən də ki, Allaha şükür, nəsə qəbul eləməmişik ki, kimsə bizi harasa tərəf dartsın. Allah. Mənim tamannam Allahdandır. Allahdan istədiyimi istəmişəm. Bizim yolumuz Hüseynin yoludur. Biz zülmə susmayan insanları, haqqın yoludur. Bunu belə də bilin, mənim qardaşlarım. Mustafa abini görən varsa, ya və yaxud da ki, canlı yayındadırsa bir xəbər eləyərdi, onu da canlı yayına qoşardı. Mustafa Gürbüz. Hə, bayaqları, şəkillər paylaşılanda bütün yerlərdə mənim adımı etiket eləmişdilər. Mənim adımı etiket elədiklərini görəbim, mən də söz haqqı doğrudur. Girdim, dedim ki, mən bu konunu birə-bir bilmirəm. Eşidirəm, 6 aydır Vüqar Hüseynli mübarizi satıbı eşidirəm. Amma məhkəmə günü də gəldi, orada bir dənə söhbət getdi. Biz 5 dəqiqəli kənara çəkildik Mahirlə ki, baxaq görək nə var, nə yox, Arintrovka üçün. Gəldi, gördü, dedi ki, Vüqar Hüseynli məhkəməyə gəlib, Mübariz bəyin üzünə durub. Sonra çıxdım yuxarı, maraqlandım, gördüm, yox, belə bir şey olmayıb. Məhkəməyə gəlməyib, üzünə durmaq söhbətdə yoxdur. O şaiyə idi, onu keçdi, getdi. Amma bugün Fatih bəylə danışandan sonra özüm də həqiqətən bir hissim 90% elə idi. Amma 10% yenə deyirəm, o intihardan qabaq bir yudum su məsələsi ki var idi, o idi. Məlum oldu ki, satıb. Yəni, bunu siz də bilin ki, paylaşımlarınızı ona köklü. Nə ki o, onunla bərabər o utanc verici olan tərəf odur ki, üşaqlıq dostu, sinif yoldaşı. Ya insan adamı xatirələrinə heç olmasa bir şey eləyə, ola bilər, şeytan içinə girər, nə olar, adam bir uşaqlıqda, nə bilim, məktəbin xatirələrini fikirləşəndə bir yerdə böyüblər, bir yerdə bəlkə, nə bilim, qız istəyiblər, bir yerdə gəziblər, bir yerdə yatıblar, durublar. Axırda da gəl o kişinin pulun deyi, varın deyi, dövlətin deyi, axırda da ged onun əleyhinə məhkəmədə nə var, nə var, konfor alan dışına çıxmaq istəmirdin, Vüqar Hüseynli. Range Rover'ın axırıncı modelini sürməyə görə, sənin ürəyin qaraz imiş, qaraz, sənin ürəyin kişi ürəyi dörəymiş, qaraz imiş. O maşınların zadın saxlayan yeri olur, qaraz, sənin ürəyin də oraymış. Heç bir şey. Nə demək olar ki? Allaha şükür, gözümüzün gördüyü heç nədən qorxmuruq. Allaha min şükür olsun. Min şükür olsun. Paylaşın bu canlını, bütün Azərbaycan görsün. Bütün Azərbaycan görsün. Onu dost deməyin, Sabir bəy. Dost, bayaq elə başlayanda dırnaq arası dedim. Dost örtüyü altında gizlənən deyək. Nə deyək, yəni, nədirsə o. Dost kimi görsənən. İnşallah Mübariz bəy çıxacaq. Heç kim ümidini itirməsin. Heç kim ümidini itirməsin. Ha, yəni, bu şeyləri beynə yeridmək istəyirlər. Mübarizin kitabı bağlandı, Mübariz çıxacaq. Mübariz çıxacaq. Mübariz oradan bir dənə jaketini də alıb çıxsa, inanın Allaha biz varıq. O kişini olduğundan da yüksəyə gətirərik. Allahın izni ilə gətirərik.
İnşallah olsun Allah. Allah oradan bir kahraman. Bak ilahi bir şey var burada. Oradan bir kahraman çıkıyor ortalığa. Allah'ın kömeliğinden oradan bir ortalığa kahraman. Bak kahraman yetişir şimdi. Şimdi kahraman yetişir. Allah'ın kömeliğinden çıkacağı evvelkinden de güçlü olacak. Evvelkinden de yakışı olacak. Bir tane sağ salama çıksın bari. O da ki çıkacak. Hiç kim beyninde o çıkmayacak diye algı oluşturmasa. Mübariz sevenlere de sözüm. Ya, ümumiyyətlə bir insana neyse bacarmayacaksan diyen insandan kaçmayı lazımdır. Hayatta insan bacarmadığı heç ne yoktur. Bunun için üç şey var. Hayal eləmək, istemek ve vazgeçmemek. Hayal eləmək, istemek ve vazgeçmemek. Üç tane şey. Bu üç tane şeyi bu müddət ərzində kim sizin etrafınızda mübarizin kitabı bağlandı deyəndə onu ikna edin. Çıxacağını ikna edin. Gördünüz, ikna eləyə bilmirsiniz, cahildir, baş qoşmayın, başını bırakın, inancınızı itirməyin. İnancınızı itirməyin. Biz yenə də necə var idi, elə də davam eləyəcəyik. Ondan da güclü davam eləyəcəyik. Başqa-başqa şeylər də eləyəcəyik. Əlimizdən gələni ardına qoymayacaq. Əlimizdən gəlməyəni də eləyəcəyik. Ürəklə eləyəcəyik. Biri bu, əgər bu işin içində barmağın qoyan varsa bu işin altına. Bax, Quran haqqı biz gövdəmizi qoymuşuq. Bax, bizim gövdəmiz bu işin altındadır. Meydanlardayıq. Nə bilim, nə varsa oradayıq. Nə varsa, mübariz bəy üçün nə varsa oradayıq. Olur, haqqımıza girirlər, saymamazlıqlar da olur. Hər bir şey de olur. Haqqımızda danışırlar, naxaq da danışırlar, nə edirlər. Türklərin sözü var, vız gəlir, tırıs gəlir. Amma hamın qeyd edir. Kim nə edir, qeyd edir. Amma ağınla, səbirlə, təmkinlə gedirik biz bu yolu. Yarım saat bundan qabaq, bir saat bundan qabaq açdığım canlı yayında nə idi? Dedim ki, o adam haqqında dəqiq məlumat yoxdur. Bir şans tanıyaq ona. Amma indi canlı yayını niyə açdım? İndi canlı yayını açdım ki, deyəm ki, Mübariz bəyin 40 illik dırnaq arası dostu onu satıb. Onun əleyhinə ifadələr verib. Belə, Murat Altun abimiz izliyor. Murat Altun abimiz, canlıya bağlanma imkanınız varsa, canlıya bağlansaydınız güzel olurdu. Mən şimdi katıldınızsa, sizi de haberdar edeyim. Şu an Fatih Bey'den aldığım bilgi, Mübariz Bey'in, yani arkadaşı da demeyeyim de, çocukluk arkadaşı mı diyeyim, ne mi diyeyim bilmiyorum. Mübariz Bey'in aleyhine ifade vererek Mübariz Bey'e ihanet içinde olmuş. Sizin de, neyse diyeyim, görüşlerinizi bilmek isterdim bu konuda. İmkanınız varsa bir buraya yazardınız, sizi de bağlardım. Mustafa abim galiba geldi. Mustafa abimi alıyorum canlı yayına. Bir dakika. Tamamdır. Bir kamera tam göstermese kardeşler haber eliyersiz. Zigrurov geliyor adam. Selamun aleyküm Mustafa abim. Aleyküm selam kardeşim. Nasılsınız abim? İyi misin? Teşekkür ederim. Sağ olasın. Sesim geliyor mu? Evet sesin geliyor abim. Benim görüntüm iyi mi? Yani kadrajda mıyım? Biraz yukarıdan kesiyor ama önemli değil. Tamam. Böyle yani, güzel mi? Eyvallah, eyvallah. Mustafa abim izliyordunuz canlı yayını. Aynen, izliyordum. Abim top sende. Buyur abim. Yani şöyle şimdi eğer bir mevzuda hani diyelim ki soru işaretleri varsa bir insana şans tanınır. Hani dersin ki böyle böyle acaba hani bir ümit var mı? Bir soru iş, bir en azından bir belki bu adam bir yerinden bu meseleyi tutma ihtimali var. En azından bir yanlış anlama olabilir ama şimdi Vugar Hüseyin dediğin adam bu işin tam göbeğinde, tam önünde, arkasında, sağında, solunda olan bir adam. Mübariz Bey şu anda cezaevinde. Ben sana söyleyeyim ki hala en çok onun en çok hala bak mesela geçen gün daha bu lafı etmiş ki yani hepsini anladım da Vugar beni nasıl sattı ben hala anlamadım diyor diyormuş yani düşün. Bizzat avukatının ifadesi bu. Yani şimdi bu adam bu işin beyin takımında yani bu işin şu anda Mübariz Bey'i bu işe sokan bu duruma sokan kim? Anar Alizade denilen vatandaş. Vugar da direkt ona çalışan bir vatandaş. Mübariz Bey'in 3 tane şirketini, 4 tane şirketini ele geçirmiş bir vatandaş. Vugar Anar Alizade'ye çalışıyormuş, öyle mi? Aynen.
Sen dedin ki mesela Aha. fal güvenlik dedin ki şeye ait, Palmali grubu ait hala. Yok. Evet. Mübariz Bey sırf bundan kurtulmak için, bunu şerrinden kurtulmak için 2016'da fal güvenliği de vermiş, fal sigortayı da vermiş buna birkaç tane daha şirket. Ya kendi vermiş ya o ele geçirmiş. Ama her bak şimdi şey o kadar kilit bir adam ki o Bugar dediğimiz adam. Her Evet. mevzuyu biliyor. Çünkü şeyin 40 yıldır direkt yanında. Mübariz Bey'in direkt hemen her konuda yanında olmuş. Sırlarını biliyor, şeylerini biliyor, ilişkilerini biliyor, meseleleri biliyor. Dolayısıyla bunu Tanıdıklıktan beraber böyleyen ha, insanlar, yani aynen. normaldir bunları Dolayısıyla bilmesi. Evet. tabii ki hayır, bu son olaylarda da yani bunu niye söylüyorum? Mesela çıkıp Bugar deseydi ki o yalancı tanıklar çıktığı zaman, ya kardeşim ki onlar da zaten o ifadelerinde hep Bugar'ı şahit olarak gösteriyorlar, tanık olarak gösteriyorlar. Bugar doğrudaydı, Bugar şahit diyorlar. Bugar da çıkıp demiyor ki, ya kardeşim ne diyorsunuz siz, böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Ben Mübariz Bey'in 40 yıllık ya yakınıyım. Ben biliyorum böyle bir şey, bunlar hepsi yalan çıkıp dememiş bir adam. Bunu yapmadığı gibi bir de tam tersine önce gizli tanık olarak gidiyor ifade veriyor. Gizli tanık olarak ifade verirken deşifre oluyor vatandaş. Bu sefer açık olarak alıyorlar tanık. Açık ifadesini alıyorlar. Yani Mübariz Araba Bey'in işte aleyhine ifade... oradan biliniyor. Gizli tanık Tabii ki. şeyinin atılması oradan oluyor. Tabii ki, tabii ki. Deşifre Zaryatka oluyor çünkü. bağlantı verebilirsen mi? Aha. Deşifre oluyor çünkü. Ondan sonra da ama yine de ifadesinin arkasında duruyor yani. Hani demiyor ki, vazgeçmiyor ifadesinden. Öbürleri ne Son diyorsa, söz öbürü vermiş. o beş tane yalancı şahit ne diyorsa, Bugar da aynısını Aha. tekrar ediyor. Şimdi Aha. dolayısıyla bu mevzuyu araştıran biliyorsun bazı araştırmacı kardeşlerimiz var, gazeteci arkadaşlar. Bugar'ı nasıl Evet. tehdit ettiğini de biliyorsun. Evet Bunları biliyorum konuştuk evet. Ama geçmişte. orada bir konu vardı Mustafa abim. Orada biraz paranoyaklık mı, biraz yanlış anlama gibi şeyler vardı. Net olmadığı için bugüne kadar yani o aleyhine olan ifadenin atılmasını Fatih abi bir senden konuştuğumdan 5 dakika önce sonra bana söyledi ve ben hemen canlı yayın açtım. Eyvallah. Buyur abi. Yani dolayısıyla şimdi Bugar'da hiçbir soru işareti, hiçbir şey yok. Bugar bu işin tam göbeğinde, tam beyin takımında, tam karşı tarafa çalışıyor. Karşı tarafın ekmeğine yağ sürecek şekilde çalışıyor. Yani bir de şöyle düşün. Yani bu adam 40 yıllık mübariz mansiyonu dostu olan adam. Ya 6 aydır ortaya hiçbir çıkmaz mı? Bir düşmez mi ortalığa? Bir gelip de mahkemede Ha. orada boy göstermez mi? Yok. Kayıplarda mesela ben kendisine Instagram'dan ta 4-5 ay önce şey gönderdim. Dostluk gönderdim. Kabul etmiyor. Biliyor çünkü başına gelecekleri. Soru soracağımızı, ona da bir şeyler söyleyeceğimizi biliyor. İşte şeyde mevzudan yayınıyor böyle diyelim. Aynen. Şimdi dolayısıyla Hem de bu adam durum bu. Azerbaycan istihbaratında çalışmış üst mevkide olan bir insanlardandır yani. Aynen. 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 Şimdi dolayısıyla hani Bugar'ın savunulacak hiçbir şey yok. Ona yazılıp çizilenler az bile. Senin Az de bile. böyle bir yayın açıp işte bir bekleyelim, bir görelim. Bir işte bir çağrıda bulunalım. Zaten çıkacak olsa, konuşacak olsa şimdiye kadar 100 kere çıkıp konuşurdu. Doğrudur, Senin benim doğrudur. çağrına da ihtiyacı yok yani normalde biliyorsun. Palmali'nin de göbeğinde, Palmali'de de başkan yardımcılığı yapmış bir adam. Yani şirketi de mesela şirkete de sahip çıkabilirdi. Şirkette ondan çekindiklerini de biliyoruz. Şirketteki üst düzey yöneticilerine kadar herkesin ondan çekindiğini de biliyoruz. Bu adam bu iş başladığından beri kayıplardı. Yani ortaya çıkmıyor. Yani gizli iş yapıyor. Hep gizli iş çeviriyor. Bundan sonra ortaya çıkar inşallah. İnşallah. Ne diyelim yani. Biz Bundan çağrımızı sonra ortaya yapacağız. çıkar. Ve onunla ilgili Evet. tabii belgelerimiz de var. Ben onları Evet, bugünden medya... bizim de mübarizler de herkes onun medya üzerinden içtimai gınak yani sosyal sosyal gınak Evet. şeyine start vereceğiz. Hepimiz paylaşacağız. Başta ben olmakla abim. Başta ben olmakla bu süreçte Mustafa abim de artık bizim işimiz Mübariz abiye bu komplo kuranlar, üzüne duranlar, mahkemede olanlar, herkes kim varsa olan içinden onlarla bağlı, onların bütün ne varsa elimizde ne geçiyorsa. Sende de çok önemli belgeler var. Şimdi ben buradan açıklamak istemiyorum. Kendi canlı yayınında abim sen kendin açıklarsın. O gün Evet. zaten konuştuğumuz gibi o belgeleri de açıklarsın. 10 üzerinden
İnşallah bu süreci de Allah'ın izniyle güzel bir şekilde neticelendiririz. Evet. Evet, o meydanlarda bizim yanımızda, hatta biz Rügar'ın yanında olmalıydık. Çünkü mübarizin Yani dostu oydu, tırnak aynen. arası. Mahir'le ben bunu başlatmamalıydık. Bunu Rügar başlatmalıydı. Biz Rügar'ın yanında olmalıydık. Demek ki o bizde bir söz var Azerbaycan'da. Ot olmayan yerde, ateş olmayan yerden duman Aynen çıkmaz. bizi de Sizde var. de var bu söz. Bizi de Ya, var. işte yani boşuna değilmiş, boş değilmiş. Biz her şeyin Mustafa abim çok son o demin de dedim o idam sehpasında olan bir insana da son yudum su verilir. Yani son Evet. defa Vügar çık, hatta dikkat ettinse Vügar Bey dedim. Dedim Vügar Bey çık, şimdi diyorum ki ar olsun sana Vügar. Ar olsun, bizim Allah'tan başka hiç kimseye bağlılığımız yoktur. Biz Allah'ın hak buyurduğu yolda haksızlığa susmayarak gidiyoruz. Kazamız mübarek olsun. Allah'ın izniyle bu süreçte yani demek ki burada düzelmemiş, yoluna düşmemiş konular varmış ki ben ilahi gözle bakmayı çok üstün tutuyorum, seviyorum. Demek ki burada bu konuların açılmadığı için bu 3 ay sürece ihtiyaç varmış. Şimdi bu 3 ayın içinde tek Vügar Hüseyinli mi? Bence değil. Başkaları da var. Evet. Başkaları da ortaya çıkacak. Ama Bugar bu işin tam göbeğinde yani. Hani başkalarını ne Vügar kadar tam içinde. bunun nirvanasında, onu bildik. İnşallah ki yine de birbirimize zaten buradan pas ata ata gideceğiz. Kimdir, nedir? Birliş olarak hep bu 6 ay beraber yürüdük. Allah'ın izniyle de ki bu süreci de iyi bir şekilde sonuçlandıracağız. Allah koysa. İnşallah. İnşallah. Bu siz önümüzdeki süreç çok önemli. 9 Aralık'a kadar olan süreçte artık senin de işaret ettiğin gibi bu iş çok daha ciddi bir şekilde bu çalışmalar yürütülmeli. Hiçbir boşluk bırakılmamalı. Her Aynen. alanda, her mecrada bu mücadele verilmeli ki şimdi şöyle bir şey var bizde. Sen örnek veriyorsun atasözlerinden. Bizde de şöyle bir laf var. Hak verilmez alınır. Anladın mı? Hak Yani verilmez hak alınır. beklemeyeceksin. Sen hakkını arayacaksın. Şimdi madem ki Mübariz Bey'in haklı davası var, bunun bütün dünyaya çaptırmak lazım, haykırmak lazım. Evet. Hakkı alacağımız döneme girdik. Öyle diyelim. Aynen. Yani işte bekleyerek işte iyi şeyler olacak işte. Aman işte sesimizi çıkartmayalım. O dönem geçti. Öyle bir dönem zaten Tamam. bence hiç olmamalıydı. Ama öyle bir dönem geçirildi. Bize de biraz önümüzü kestiler yani. Maalesef bazı Mustafa konularda. abi, şimdi bu dönemde de bu korona nedeniyle mahkemenin uzatılması hem de Türk yargısına nasıl diyeyim bir şey olmasın yani biz taraftan bir saygısızlık olmasın diye biz bu süreci Evet, evet. Türk yargısına, Türk adaletine, Türklerin devletine, milletine göre böyle geçirmemiz lazımdı. Ben Allah'a şükür olsun saygıda kusur etmeden bu dönemi geldik. 15 Eylül'e hepimiz gözümüzü dikmiştik. Bir iki ay geldik, mitingler yaptık, onu yaptık, bunu yaptık. Sonra sona yakın Mübariz Bey'in ister ailesinden, ister avukatlarından canlı yayınları artık durdularım, her şey yolundadır diye Evet. yorumlar aldıktan sonra İşte biz de Aynen. sakin durmaya karar verdik ki burada sakin duralım ki son dönemdir. Burada yaptığımız herhangi bir şey Mübariz Bey'in aleyhine olabilir. Ama bilseydik ki mesela 15 Eylül'de böyle bir şey olmayacak ama biz ona göre davranırdık. Ona göre deşifre ederdik. Ya kim burada ihanet yapmışsa ister onun vicdanı, ister medya, ister her türlü ne türlü olursa cevabını verirdik. Demek ki bu böyle lazımmış, böyle oldu. Allah şahittir ki Mustafa abim biz yani elimizden ne geliyorsa yapıyoruz. Ve yapacağız da. 7 Kesinlikle. aydır bu gündemdedir. Mustafa abi bir 25 yıl, 30 yılın gazetecisini biliyorsunuz ki yani bir şeyi 7 ay gündemde tutturmak ne demektir? Bu mübarize olan Kesinlikle. sevgidendir. Adi bir Kesinlikle. şeyin girip sosyal medyada bir reklamını neredeyse yaptırmak istesin insandan para isterler. Ama burada bu sevgiden olduğu için, bu yürek işi olduğu için Ben bu 7 de senin aydır bu bu süreç gidiyor. senin şahsında bütün mübariz severleri selamlıyorum. Hakikaten büyük bir mücadele verildi gerçekten. Ama Teşekkür şimdi ederiz oğlum. çok daha çetin bir yol var. Çok daha zorlu bir süreç var. Evet. Safları sıklaştırmamız lazım. Öyle söyleyeyim. Aynen. Aynen abim. Aynen.
En yolun en çetin kısmıdır. Bu Aynen. zaten bir his olarak geliyor, görüyorsun. Bir ağırlık çökmüş, bir böyle bir şey var. Ama inşallah ki iyi bir şekilde de sonuçlanacak bu. Allah senden razı olsun. Katıldın Allah cümlemizden abim. Ben razı olsun. demin önerdin. Fatih abiyle konuştum. Bunlar senin dediğinden sonra oldu. Ben hatta mesela bir gün bekleyecektim. Bir gün o şahıstan açıklama bekleyecektim. Bir günden sonra bu canlı yayını yapacaktım ki susmak. Yani sana o son yudum suyu da verdik içmedin. Ya ondan sonra da ama demek böyle lazımmış, böyle de oldu. Buna göre sana teşekkür ederim, minnettarım. Eyvallah. Senden Ben de sonra da Murat, buyur abim. aynen ben de buradan Buyur buyur abim. bütün mübarizeler ve Zara Hanım da bizi izliyor. Zara Hanım başta Evet, olmak Zara üzere Hanım bizi bütün izliyor. Mübariz Bey'in bacılarına, ailesine, çocuklarına, yeğenlerine, başta aileye selam gönderiyorum ve bütün mübarizseverlere, bütün Türk dünyasına buradan İstanbul'dan selamlar, hürmetler, muhabbetlerimi gönderiyorum. Murat Bey'e de benden sonraki katılacak Murat Bey'e de çok sevdiğimiz bir dostumuz. O da bu mücadelenin tam göbeğinde. İnşallah hep Aydınımızdır, beraber el dostumuzdur. birliğiyle bu günleri atlatacağız. Sana iyi yayınlar diliyorum. Ben izlemeye devam edeceğim. İnşallah, inşallah Mustafa abim. Baş tacısın abim, öpüyorum. Kendine iyi bak Teşekkürler. Bu abim. yanlış anlamayı da böylece Sağ ol. bitirmiş olduk. İyi oldu. Ben de o şeyleri Aynen, hazırlayacağım. aynen. Doğrudur. Doğrudur abim. Mücadeleye devam. Kendine iyi bak Mustafa abim. Sağ olasın. Mücadeleye devam. Sağ ol abim. Mustafa abiye teşekkür ederim. Minnettarım. Murat Altun Bey canlı yayını almak isteyen Murat Altun abimiz izleyirse bir selam yazsın. Murat Altun Bey mahkeme günü oğlu Ali'nin kızdırması var idi. Kızdırma ola ola özgünün altında oruç ağza oruç tutmuştu. Mübariz Bey niyet elemişti, oruç tutmuştu. Ya ister bir kralı çekilip orada yerde var idi, oturabilirdi kafede ne bileyim. Kölcede de dayanabilirdi. Hamımızla beraber elinde mübarizmen şeklinden 7 saat dayandı. Ham bütün insanlar öyle dayandı. Hamı dayandı. Yani biz cavan idi. Biraz hanımlar keçdi bir qırağla oturdular. Ne bileyim biraz insanlar orada burada hərə bir tərəflərə dağıldı. Bu kişi axıra kimi meydanın ortasında dayandı. Axırda da o qızıl sözlərini dedi. Hansı ki hamı paylaşırdı. O qızıl sözlərini dedi və ağlaya-ağlaya çıxdı getdi. Çok cesur, çok mert insandı. Allah onu var eylesin. Görün buradadırsa Murat Altun Bey de canlı yayını almak isteyen Murat Altun Bey'in de yəqin ki deyilir sözleri var. Bir buradan bakım. Murat Bey. Desen canlı yayında değil. Bayağı izleyirdi Murat Bey. Sen canlı yayında. Yəqin ki canlı yayını ola bilsin ki ötəri girib işi var. Yine de fark eləməz. Murad Bey canlı yayını inşallah alacağım, danışacağım. Dostlar, bu canlı yayını hamınız paylaşın. Yani her defa bu sözü deyirəm. Bu canlı yayını hamınız paylaşın. Çünkü bu canlı yayını bütün Azerbaycan görsün. Bütün insanlar görsün, hamı görsün. Allah sizlerden razı olsun. Allah sizleri var eylesin. Canlı yayını bağlayıram. Allah Mübariz Bey'in köməyi olsun. Biz Mübariz Bey'in her yanındayız. Etrafındayız. Mübariz Bey'i inşallah oradan çıxardacağız. Sağ olun dostlar. Var olun.